Yakın tarihin en önemli tanıklarından birisiniz aslında. Bir başkadır benim memleketim. Bu size insan Hilmi Güler olarak ne hissettiriyor? Para yönetimi, kaynak yönetimi, insan yönetimi diye. Biz tek başımıza İtalya'nın ürettiği fındığın 4 katını üretiyoruz. Sayın Erdoğan'la çalışmak zor mudur? Takımı da futbol kurallarına göre yönettiğini düşünüyorum. Göreve geldikten sonra burada nasıl bir süreç işledi? Dünyada Türkiye, Türkiye'de ordu. Ordu'da önce sloganı bir değiştirdi. 3 ay değil 12 ay oldu diye. Fındıktaki yaptığımız atılım da burada önemli bir itici güç olacak. Siz de zaten hepimizden çok daha tecrübelisiniz bu konuda. Hayat ileriye doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılıyor. Sayın Bakanım, şimdi röportaja başlamadan önce yazılar dikkatimi çekti. Güzel bir yazınız var. Çok kibarsın. Sağ ol. Yani, teşekkür ederim. Bu biraz da doktor yazısına benziyor. Biraz öyle. Biraz öyle. Kendime göre bir şey var. Bir şey var mı? Ne kadar zamanda oturdu mesela ilkokul, lise? Aklıma ne geldi? Şeyli yazarım ben. Biraz da şifreli gibi. Şifreli. Ama bu uzun süre siyasette kalan isimlerde ya da bu ekosistemin içinde kalan isimlerde bu şifreli muhabbeti var. Ben geçtiğimiz günlerde... Şeyin, Erbakan Hoca'nın da var. Tayyip Bey'in de var. Sayın Erdoğan'ın danışmanlarından Akif Çağatay Kılıç'la görüştüm. O da ben dedi mesela çok not alırım, şifreli not alırım falan dedi yani. Akif de şeydir. Özel kalem değil. Sonra bakan oldu. Anda özel danışman. Samsun'da. O da Samsun'u biliyorsun. Evet. Babası Galatasaray'ın doktoruydu. Siz her şeye hakimsiniz. Sizin yolculuk nasıl başladı? Sayın Erbakan'la önemli işler yaptınız. Sayın Erdoğan'la önemli işler yaptınız. Önemli görevlerde bulundunuz. Şöyle geriye doğru baktığımızda Türkiye'de siyasi donanım açısından yakın tarihin en önemli tanıklarından birisiniz aslında. Ama işte biliyorsun önce bir Ortadoğu Teknoloji Üniversitesi'ndeki talebelik dönemimize işin siyasi boyutuna girdik. Hür Düşünce Fikir Kulübü vardı orada. Bir de o şey vardı. Dev Sol vardı. Biz o sırada işte Hür Düşünce Fikir Kulübü ile birlikte biraz daha işin demokratik boyutunu ve Hür Düşünce'ydi adı üstünde daha çok orada bulunduk. Ondan sonra zaten öğrenci hareketleriyle beraber işte ev sohbetleri, diğer çalışmalar oldu. Erbakan Hoca'nın biliyorsunuz ağır sanayi hamlesi vardı, uçak sanayinin kuruluşu. Uçak sanayi kuruluşunda ben genç mühendis olarak orada başladım. Ve yaptığımız çalışmalarla uçağın yerlilik oranını artıralım dedi o zaman. Piyasa araştırması yaptık. 250 kadar firmayı inceledik o zaman. Ve daha sonra da uçak seçimini yaptık. Bizim seçtiğimiz uçak tasvip görmeyince boş durmadık. Orada insansız hava araçları, Remote Piloted Vehicles dediğimiz RPV'leri denemeye başladık. Hangi yıllarda? 76-79. 76-79. Ondan sonra oradan TÜBİTAK'a geçtik. TÜBİTAK'ta da roket çalışmaları yaptık. İlk yerli roketin çalışmaları. O çalışmalara katıldık. Ben malzeme üzerinde, yüksek ısıya dayanan malzeme çalışmaları yaptık. Sonra gece görüş dürbünü çalışmalarımız oldu. Ondan sonra işte TÜBİTAK'ta bilim kurulu üyeliği ve şeye kadar başkan yardımcısına kadar çıktım. ARGEP üzerine çalışmalar yaptık. Daha sonra Makine Kimya Genel Müdürlüğüm var. Sonra işte peşinden Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanıydı. 94'te İstanbul'da görev teklif etti. Ben önce çok kısa bir süre İSKİ diye gittim. İGDAŞ'ın başında oldum. Hava kirliliğini çözdük. Daha sonra Pınarhisar'a aynı otobüste cezaevine onu bıraktık. İyi günümüzde, kötü günümüzde otobüste oldu. De var mıydınız? Tabii otobüste vardı. Ne hissettiniz onu? Ve orada, hatta o sırada bana ARGE'yi kurmamı söyledi o zaman. Düşünebiliyor musun yolda giderken? Tam yani, bir Cumhurbaşkanı Erdoğan yani. Tamam, o zaman. Ve ARGE kitaplar götürdü, çalışmalar yaptık. Çok güzel bir dönemdi. Şey çok ilginç değil mi yani sonuçta vakit olarak çok çok uzun bir süre kalmayacak olsa da cezaevine giriyor. Evet. Yani duygu olarak tabii, belki de en yoğun tabii, olduğu tabii, günlerden bir tanesi tabii, çocuklarından ayrılacak. Tabii, ve tabii. Size diyor ki Hilmi sen ARGE birimini kur. Evet öyle. Ve dolayısıyla enteresan bir şey. Cezaevindeyken takip ettim tabii, o süreci. Tabii gittik geldik epey kitaplar şeyler. Ya çok özeldir bizim. Yani kardeşlik hukuku diye bahsettiğimiz bir hukuk bu. Ve 94 ruhuydu o. Yani 94 ruhuyla biz aslında orada aynı zamanda şey de yaptık. Bütün Türkiye'yi etkileyen yani mahalli yönetimin bu özelliği var. Mahalli yönetimde başarılı olunca bütün Türkiye'de de bu etkili oluyor. Tabii önemli, anlamlı çalışmalardı. Siz İGDAŞ'ın başındaydınız. Evet. Sonra? Ondan sonra çalışmalar. Şimdi anlatırken bir taraftan da böyle yakın tarihi hatırlıyoruz. Tabii, İzleyenlerimiz tabii, de yani. Hatırlayacaklardır. O yüzden hikayeyi kesmek tabii, istemiyorum. Yani. İstanbul'da düşünün o zaman çöp patlıyordu. Hekimbaşı
çöp atlamış. 36 kişi vefat etmişti. Hava kirliliği felaket. Orası Ümraniye'de miydi? Ümraniye'de. Ondan sonra hava kirliliğinden felaket bir boyuta ulaşmıştı hava kirliliği. O çalışmaları işte birlikte yaptık. Ayda 1000 abone olunca o zaman zamanın belediye başkanı memnun oluyormuş. Biz günde 17 bin yaptık abone. Salonlar almadı. Otobüslerin koltuklarını söktürdük. Yürüyen salon yaptık tabiri caizse. Çözdük o çalışmaları yaptık. Yani kısacası yoğun bir dönemdi. Ondan sonra ben Ankara'ya geldim. Orada da Etibank Genel Müdürü ve Başbakan Başdanışmanı oldum Erbakan Hoca'nın. Tüm üretim bana bağlamıştı. Orada da sanayi, madenler, enerji, tarım ne üretiliyorsa üretimden sonra Başbakan Başdanışmanı ve Etibank Genel Müdürü. İki şapkam vardı. O çalışmaları yaptık. Daha sonra hatta evinde de beraber çalışmalarımız oluyordu. Bazı yani özel konularda da çok ilginç çalışmalarımız oldu, birikimimiz oldu. Bir tırnak içerisinde bir şey eklemek isterim. Siz de belki şahit olduklarınız da vardır. Sayın Erbakan evde böyle daha lokal toplantıları çok sık yaparmış. Çok. Hatta çok. Bazı farklı görüşlerden tabii. Gazetecileri de davet tabii, edermiş oldu. Vesaire. Biz teke tek baş başa da olduğumuz oldu. Yani, sizinki business. Aynı öyle. Çok özeldi şeyimiz. Yani çok saygı duyduğumuz, karşılıklı sevgiyle birbirimize bağlı olduğumuz bir büyüğümüzdü. Ondan sonra işte parti kuruldu. Burada bir şey sormak istiyorum. Parti kuruluşu da çünkü ayrı bir yeni bir sayfa aslında sizin için. Evet. Şimdi sizin Sayın Erbakan'la iyi bir hukukunuz da bunu zaten sizi yakinen tanıyan çoğu insan biliyor. Aslında siz hani yakın tarihin önemli şahitlerinden, önemli tanıklarından biri derken bunun altı gerçekten çok dolu. Bugün Sayın Fatih Erbakan'ın izlediği farklı bir yol var ve aslında özellikle sizin pencerenizden bakılan camia açısından da sizi sıkıntıya sokabilecek de bir yol bazı şehirlerde. Evet. Bu size insan Hilmi Güler olarak ne hissettiriyor? Vallahi şaşırıyorum tabii. Şaşırıyorum. Yani bazen düşündürücü oluyor. Yani çünkü rahmetli Erbakan'ın hayatta olduğu hani fikirlerini biliyorum. Söylediği konuşmalarımızı hatırlıyorum. O zaman Fatih Bey daha tabii küçüktü. Öğrenciydi o zaman. Nermin Hanım rahmetli. Onlarla beraber danışmanları. Çok özel çalışmalarımız vardı. Hatta şirketleri vardı. Şirketlerine de yardımcı oldum o sırada. Tabii böyle bir noktaya gelmek şaşırtıcı. Aynı şey diğer şeyde de Refah Partisi'nde de görüyorum. Yani çalışma Temel Bey'in durumu. Saadet Partisi. Saadet Partisi affedersiniz. O da yani bizim çok yakın görüştüğümüz bir abimizdi. Dergiler çıkarttık. Özel toplantılarımız olurdu. Yani kısacası tabii insan şaşırıyor tabii. Bu bir ağacın dalları gibi ama bazıları farklı yönlere gidebiliyor. Sonra parti kuruldu dediniz. Parti kuruldu. Ben kurucular arasında bulundum. O zaman ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Projeleri oluşturduk. Yani temel projeleri oluşturduk ve yaptığımız çalışmalarla eğitime ağırlık verdik. Özellikle kurumsallaşması ve söylem birliği çok önemliydi. Çünkü onun üzerinde özel olarak birbirimizi önce söylem birliğinde ortak paydaya çektik. Ve çok güzel çalışmalardı. Sonra il il eğitimlere ağırlık verdik. 285 bin kişinin ortak dili, ortak eğitimini gerçekleştirdik. En azından bilgi paylaşımı diyelim. Evet. Onları oluşturduk. Ondan sonra da yaptığımız çalışmalarla işte enerji politika, diğer politikaların kaleme aldık. Şeyde de Uludağ'da da partinin programını yazdık, çalışmalarını oluşturduk. O çalışmada Meral Akşener de vardı. Ve o toplantılara, Afyon toplantı sonra gelmedi o. Kısacası böyle bir değişik bir dönemdi. Sonra da işte bakan olduğumuzda da kendi yazdığımız politikaları uygulama fırsatı oldu. Hem yazarım hem yazarım. Çok önemli bir şey bu. Ve büyük bir avantaj. Evet. Konuya hakimsiniz. Tabii. Aynı zamanda tabii İstanbul'da da doğalgazla vesaireyle, enerjiyle de ilgilendiğimiz için o yetiştirdiğimiz kadroları sonra Türkiye'deki doğalgazın yaygınlaşmasında vilayetlerde kullandık. Sonra boru hatlarıydı. Bakü Tiflis Ceyhan, Şahdeniz gibi projelerle de, dev projelerle de ülkenin enerji güvenliği noktasında hatta önemli adımlar. Hatta sizin bir fotoğrafınız var. Yunanistan Başbakanı evet. Sayın Erdoğan, Sayın evet. Erdoğan'ın da siz varsınız. Ortada bir çizgi var. Evet, Meriç Nehri'nin sıfır noktası. Değil mi? Evet, Sayın Erdoğan'ın ayakları Türkiye tarafında dönemin Karamanlis miydi? Evet, Karamanlis, evet. Onun da ayakları işte Yunanistan tarafında. Tam şimdi, sıfır noktası. Ne kadar hızlı geçiyor çok, vakit çok, değil mi ya? Tabii, ben o fotoğrafın böyle gündem olduğu şeyleri hatırlıyorum tabii, yani. Müthiş bir şeydi.
Ve bu çalışmaları hep işte attık. Ilısu Barajı, işte Yusufeli Barajı gibi dev barajlar. 30 kadar da yasa çıkarttık. Temel yasaları hep o zaman çıkarttık. Ve enerji politikalarındaki şeyi sağladık. Yani liberalleşmeyi sağladık. Yayılmasını, yaygınlaşmasını. Yani 30 kadar enerji şirketi vardı. Şu anda önce 3 bine sonra 30 bine çıkan büyük bir sektör oluştu. Evet. Ve enerji verimliliğiyle bütün işte buzdolapları, çamaşır makinelerinin şeylerin A+'lar, A++'lar bunlara geçti. Ampuller değişti. Büyük bir atılım oldu. Yani Türkiye'deki en büyük değişim ve dönüşümlerden bir tanesi. 80 milyon kişinin ampulünü, eşyaların, ev eşyalarının değişmesi. Bununla ilgili sanayideki yeni düzenlemeler, otomotiv sektöründeki yapılan çalışmalar. Hepsi büyük bir dönüşümdü. Tabii olduktan sonra bunlar anlaşılmıyor ama yani geriye hayat ileriye doğru yaşanıyor, geriye doğru anlaşılıyor. Yani geriye sarınca bunları daha iyi görüyorsunuz. Güzel bir söz ama. Bu tweet atılabilir yani. Estağfurullah. Dolayısıyla geriye sarınca şeyi de öyle anlıyorsun. İşte partilerin durumları, işte biraz önce sorduğunuz soru, hepsi Erbakan'ın olayları. Bunlar hepsi bir yorumlamanın şey, vesileleri oluyor aynı zamanda. Evet. Siz İGDAŞ, sizin başındaydınız. Evet. Veysel Bey de İSKİ'nin başındaydı. Veysel'leri oldu. Evet. İyi, diyaloğunuz iyi midir? Tabii değil. Sonra Enerji Bakanı kendi devlet su işleri bana bağlıydı. O zaman genel müdürümüzdü. Öyle mi? Beraber çalıştık. Güzel çalışmalar. Çok sıkar mıydınız Veysel Bey'i? Efendim? Yani çok sıkar mıydınız? Estağfurullah. Yok biz zaten takım arkadaşlık. Binali Bey de o zamanlar deniz otobüslerinin başındaydı. Hatırlarsınız. Evet. Ya bu takım önemli bir takım. Kemal Unakıtan, sonra Maliye Bakanı oldu rahmetli. O da çok keyifli biriydi Kemal, ama. Kemal abimiz, evet. Dolayısıyla güzel bir dönemdi o. Kemal Bey hiperaktif, evet. Esprili. Candan esprili ve muhabbeti hep devam ettiren öyle, bir isimdi. Yüz hep gülen. Evet, aynen. Çok özeldi. Ve nevi şahsına münhasır dediğimiz, kendine özgü bir kişiliği vardı. Ben yıllar önce radyo programı yaparken beni aramıştı o. Bizim de şarkı istek hakkımız oluyor mu diye. Doğrudur. Ben de araya adam koyabilirsiniz der. Tabii. Kahraman Emmioğlu vardı mesela, genel sekreter. O da çok klas bir adamdı. Evet. Yani kısacası tabii bir de bunların çok daha evveli var. 80'li yıllara giden işte işin fikri boyutları var, sohbetleri var, işin entelektüel boyutu var. Biz orada da çok bulunduk. Özellikle şu andaki profesörlerin, akademisyenlerin, bürokratların çoğunun ortak paydası hep bu eğitimle geçti. O bakımdan işin entelektüel boyutunu ihmal etmeden biz başından beri öğrenciliğimizden itibaren geldiği için de şimdi sağlam temeller üzerine oturmuş bir yapı var. Evet. Fikri boyutu var hareketin. Onun için de affedersin yani AK Parti'nin diğer dünya üniversitelerinde doktora konusu olması, master konusu olması da buna dayanıyor. Yani bilime dayalı bir siyaset geleneği yoktu eskiden. Bunları oluşturduk ve siyaseti bilime oturttuk. Bunda bizim ARGE'de yaptığımız çalışmaların rolünün olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük STK'sı diyebiliriz şu anda AK Parti, evet, için. Yani. Öyle, hani öyle. 10 milyon, 12 milyon üzerinde, evet, üyesi, evet, var yani. Üyesi var ve bunlar hakikaten aktif. Aynı zamanda çok düzenli olarak biz toplantılar yapıyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız bu noktada çok düzenli bir sistem kurdu. Senede iki defa toplantılar yapıyor. Bir kere kesin oluyor bu. Hep beraber katılıyoruz. Kurucular da dahil. Onun dışında diğer toplantılar sık sık oluyor. Genişletim il toplantılarımız var. Bunlar da her ay aşağı yukarı oluyor. Yani Sayın Erdoğan'la çalışmak zor mudur? Çok değil, zor değil de çok şeydir, nasıl anlatayım, mutluluk verici bir şey. Şu bakımdan o futbol da çok başarılı olduğu için takımı da futbol kurallarına göre şey yapar, yönettiğini düşünüyorum. Direkt kaleye oynayacaksınız, geri pas yok, top dolaştırma. Bu tip şeyler yani devamda şey, istersen hat-trick yapın, dördüncüyü kaçırırsanız tekrar teşvik eder. Yani böyle çok zevklidir yani. Sayın Bakanım, şimdi bu anlattığınız süreçler böyle bayağı gözümüzde yakın tarihi anlattı bize. Evet. Sonra sizin bambaşka bir alana geçiş yaptınız ve bir Anadolu'da bir şehrin yönetimi sizin kontrolünüzde. Evet. Coğrafyası geniş, hizmet ağı belki de Türkiye'de en zor yerlerden bir tanesi. Kırsal alanı, dağlık, yaylalar var, rüzgarı bol. Heyelanı var değil mi? Sadece geçen yıl sadece 1200 heyelan oldu. Düşünün, bir yol yapıyorsunuz, kayıyor, uçuyor bizim tabirle. Onu yapacaksınız. Ondan sonra tabii bu insan kaybına da sebep oluyor. 19 tane ilçesi var. 772 tane mahallesi, muhtarlığı var. Yani öyle diyelim. Dolayısıyla bunların hepsini yönetmek. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinde özel ilgileneceksiniz. Dağınık bir yaşam var. Ama harika güzelliği olan
ve hizmet etmekten de mutluluk duyacağınız bir yer. Evet. Daha evvel bakanken de köydes projeleriyle hep ilgilenmiştik. Altyapılarına, diğer şeyler ama yani değer amaç. Hakikaten yani bizde birkaç tane Davos var, birkaç tane Avusturya var, birkaç tane işte Alpler var. Yani her yönde de muhteşem bir güzellik. Bu zenginliği işte şöyle kullanmak lazım. Yani biz Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da beraber çalışırken 3 yönetime ağırlık vermiş. Para yönetimi, kaynak yönetimi, insan yönetimi diye. Burada da tabii kaynak yönetimi açısından büyük bir zenginliği var. İnsan yönetimi açısından da. Bütün bu yetenekleri toplayıp proje liderleri yetiştirdik diğer çalışmalarla. Zaten bir projeci yaklaşımımız olduğu için burada çok ilginç uygulamaları yapıyoruz böylece. Sürecin başına gelecek olursak, Sayın Erdoğan size buraya ilk önerirken ne söyledi? Sonrasında siz göreve geldikten sonra burada nasıl bir süreç işlettiniz? Bana havza yaklaşımıyla çalışmamı önerdi. Ve havza yaklaşımında kasıt şu, yani Karadeniz'de yani fındık havzası burası. Aynı zamanda işte turizmin olduğu yemyeşil bir bölge, yaylaları var. Şelale, 300'den fazla şelalesi var. Tabiat güzellikler bakımından muhteşem. Tabii burası bir havza olduğu için ben aynı zamanda yaptığım çalışmalarla hani ordunun sınırlarını aşan konulara da girdim. Bu havza yaklaşımından dolayı. Yani geçtiğimiz günlerde ben Sayın Abdülkadir Selvi'yi okumuştum. Okurum, evet. Takip de ederim Abdülkadir abi. Önemserim de yazdığı yazıları. Ferrero ile ilgili sizin bir süreciniz var. Aslında zor da bir süreç. Evet. Dünya markası diyebiliriz, evet. Değil mi? Tabii dünya, yani dünya lideri konusunda. Kendi alanında. Öyle. Ya yani şimdi ben çocukluğumdan beri fındıkçıda bir aileden geldiğim için fındığın hep şeyine dikkat etmişimdir, gelişmesine. O zaman da fiyatları Hamburg'dan takip edilirdi. Hatta ben babamların telgraflarını yazardım. O zaman yani çocuktum yani biliyorum. Hatta Hakkı Uzan diye bir bey vardı. Oraya ona hitaben yazdı. Yani fındığı biz yetiştirdiğimiz halde fiyatlarını biz kontrol edemezdik. Yani fiyatı dışarıda konur. Halbuki pazarda maydanoz satan kadın fiyatı o belirler. Sorarsınız kaça diye, teyze diye sorarsınız, işte abla diye. O da size fiyatını söyler ama fındığın fiyatını biz belirlemiyoruz. Sonra bakan olunca fındık politikasını hep beraber hükümetimizde ağırlık verdik. O zamanki çalışmalarda belli bir noktaya geldi. Çok güzel bir çalışmayla. Fakat sonradan geldiğimde gördüm ki bu firma monopsoni denen alım gücünü rekabet kurallarının dışında kullanmaya tevessül ettiğini gördük. Ve bunu düzeltmek üzere de fındık tutmanın aşağı yukarı 700 bin aktif ailenin kullandığı ve aşağı yukarı da 8 milyon kişinin gelişimini, ekonomik gelişmesini, sosyoekonomik gelişmesini etkileyen bir yapısı var. Onu inceleyince ben şunu gördüm. Yani burada bir çarpıklık var ve bu çarpıklıkta madem ki havza yaklaşımıyla ele alacağım çalışmayı. Bunun üzerine buna müdahale etmemiz gerektiğini düşündüm. Çünkü toplumda olan bir tane seyretme hakkı olmayan kişiler olarak kendimizi tanımlıyoruz. Yönetici olarak da. Ayrıca da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sosyal refahın gelişmesini takip etmek benim görevim ekonomik olarak. Bunu bir görev telakki ettim. Ortar diye Ordu Tarım Şirketi'ni kurduk. Ve 565 dönüm yeri var. Yani bizim şu anda hem sahip olduk hem de kiraladık ve büyük bir alana hükmetme imkanımız oldu. Ve ürettiğimiz fındıktan dolayı paydaş olduk. Bizi de etkilediği için rekabet kurumuna başvurdum. Biliyorsunuz rekabet kanunları bir ülkenin aynı zamanda egemenlik hakkı. Yani bunu da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bu egemenlik hakkını rekabet kurumu üstleniyor. Oraya başvurduk. Bizi haklı gördü. Daha evvelden de müracaatlar yapılmış ama hiçbiri başarılı olmamış. Biz buna müdahale ettik. Çünkü o günlerde Cumhurbaşkanı bir fiyat açıklamış. Hem de Ordu'da açıkladı. Ordu'da fındığın en çok üretildiği yer Türkiye. Evet. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Ordu. Burada tabii havza yaklaşımı diye de görev verildiği için şirketimiz de var. Ve bu zamanlamayı da uygun gördük. 2022 yılında başvurduk şeye. Açıkladıktan sonra 2022 yılında Cumhurbaşkanımız şeyi açıkladı, fiyat açıkladı. Ondan 33 gün sonra Ferrero firması fiyat açıkladı. Ve onun 54 lira diye bahsettiği fiyatı 48 lira olarak açıkladı. Ve 48 lira diye açıklayınca piyasa 44'e düştü. Allak bullak oldu. Allak bullak oldu. Zaten bunu sık yapıyor. O alınca piyasa harekete geçiyor. O durunca piyasa duruyor. Bu çarpıklığı görünce bunu biz bu sefer rekabet kuruluna başvurduk. Ve delilleriyle güçlü bir dosya hazırladık. Bununla ilgili
Roma'da çalışmalar yaptık. Diğer çalışmalar oldu. Uzmanlar bayağı yoğun bir çalışma oldu. Bakanlığım zamanında da bu işte Berlusconi'nin ilgilendiğini biliyorum İtalya'da. Halbuki ordu tek başına İtalyan ürettiği fındığı 4 katını üretiyor. Ordu bir vilayet, İtalya bir devlet. Biz tek başımıza İtalya'nın ürettiği fındığın 4 katını üretiyoruz. Ama fiyatı da bu firma. Pazar gücünü, hakimiyetini kullanarak fiyatlarla oynuyor ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyata karşı fiyat oluşturuyor. Bu bana çok dokundu, bize dokundu. Bunun üzerine delilleriyle beraber yapılan bütün çalışma, çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Yurt dışında yaptık. Dolayısıyla kuvvetli bir dosyayı bizi haklı gördü Rekabet Kurulu ve onu da incelemeye aldı. Burada da sonra fiyatlarını revize etti. Ordu'ya geldiler. Şu raporu getirdiler. Ferrara firması. Evet. Bununla beraber Ekim 23'te geldiler. 5 saat görüşme yaptık. Daha evvelden kimseye, yani sultanlara bile selam vermeyen bir firma bu. En önemli şeyleriyle geldiler İtalya'dan, yöneticileriyle toplantı yaptık. Fındığın temelini anlattım, çalışmalarını anlattım. Bizim 700 bin aile, sen bir ailesin. Bir ailenin 700 bin aileye hükmetmesi ortaçağ Avrupa'sında olur. Tamam mı? Biraz da anlamı kullanalım. Gel 700 bin artı bir aile olalım. Birlikte yapalım. Biz rekabet kurallarına uymanızı istiyoruz. Biz sizsiz yapabiliriz ama siz bizsiz yapamazsınız. Çünkü bizim fındık dünyadaki çikolata sektörünün en temel girdisi. Evet, Almanya'ya da biz herhalde değil mi gönderiyoruz? Almanya'ya da gönderiyoruz. Daha evvelden de işte bir firmayı satın almışlar. Sonra firma battı falan. Yani işin içinde ondan önce bir ticari firmayı almışlar. Yani bir stratejiyle gidiyor. Biz de bir strateji oluşturduk. Ünye Limanı'nı geliştirdim. İhracatın ordudan olması şeklinde. Yani çünkü buradan tırlarla gidiyor. Yani bir başıboşluk vardı. Ve bu çalışmaları yaptık. Daha sonra da anladığım kadarıyla Meloni'de başbakanlar. Cumhurbaşkanımız en son bir görüşmeye geldi bu konuyla ilgili. Yani gelen bilgiler. İş bayağı büyüdü ya. İş bayağı büyüdü. Biz bayağı büyük işlere el attık. Ve gerçekten de yani dünyanın, yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada bir üründe hakimiyetimiz var. İhracatta 1 numarayız. Üretimde 1 numarayız. Fakat fiyatını belirleyemiyoruz. Olacak bir şey değil yani. Evet. Ve bu aynı zamanda bir katastrofiye de sebep oluyor. Fiyatları devamlı belli bir şeyde tutuyorsunuz. Yükseltmiyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Yüksek sezonda yani fakir fukara dar gelirli fındık üreti. Senede bir kere. Ve onu hemen satmak zorunda. Onu da aşağı çekerek elinden alıyorsunuz. Okul masrafları, diğer şeylerin hepsi orada alt üst oluyor. Ve ondan sonra da bakımını yapamıyor. Bir iyi tarım diye bir şey yapmış. Orada da bütün kalibrasyonda bilgileri topluyor. Diğer şeyleri topluyor. Ve sahamız sabit. Ağaçlar, şeyler yaşlanıyor. Gelir düşüyor. Fiyat aynı. Enflasyonda daha da düşüyor bu. Buna müdahale edince fiyatlarını revize etmek durumunda kaldı. Ve ilk defa şu anda 3 dolardan 4 dolara çıktı. Ve bundan dolayı da fındığın önündeki engeller kalktı. Bir yerde fındık özgürlüğe kavuştu aslında. 4 dolar fındık açısından evet, fena bir rakam değil yani. Şimdi aslında daha da yüksek olması lazım. Ve bundan da yani biz, yani burada önemli bir kaynağımız bizim. Bir de 2 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bunu eğer çikolataya, uç ürüne çevirsen 8 milyar dolar olacak. Biz de aynı şeyi yapabiliriz diye. Şimdi çalışmalar başlattık. Fındık kabuğuna aktif karbon fabrikası çalışmamız var. Yani orada da fındık kabuğu 4 lira. Bu 5 dolar civarında. Aşağı yukarı. Yani bunlar önemli şeyler, kazançlar. Çikolata üretimini de destekledik. Şu anda kendi markamızı oluşturduk. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Kısacası yani burada fındık konusunda hem ordundaki engel kalkmış oldu hem de işin sosyal refah boyutundaki görevimizi yerine getirmiş olduk. Havza yaklaşımı anlamını bulmuş evet. oldu. Ve yine Cumhurbaşkanımızın bir yerde tetiklediği hedeflerle bunları buluşturmuş olduk. Buradan tabii da 8 milyon kişi bundan yararlanıyor affedersiniz. Eğer ordu dışında Giresunlar falan da her düşünecek olursa 10 milyon kişi buna etkileniyor. Bunun hepsinin alışverişi, piyasası, ekonomisi, sosyal çatışmaları, dostlukları böyle gidiyor. Yani daha evvelden faize dayalı bir sistem vardı. Rantiyeden üretime geçmiş olduk. Büyük bir dönüşüm bu. Fındık dediğiniz şey aslında Sayın Bakanım yani hemen hemen yanlışım varsa lütfen düzeltin. Düzce'den başlayan, neredeyse Trabzon'a kadar uzanan bir yol arkadaşı gibi yani bütün o yol boyunca. 42 vilayeti ilgilendiriyor ve direkt olarak da yani hatta sadece fındık üreten bahsettiğiniz alanı alırsanız buradaki 8 milyon kişiyi etkiliyor. Evet. Yani ekonomisi. Bu bakımdan çok çok önemli. Bu arada çikolata dediniz. Ben iyi bir çikolata kurduyumdur. Evet. Mutlaka alacağım bir test edeceğim. Tabii onu bakın. Ben dünyanın farklı yerlerinden de tüketirim yani. Evet, bakarım. Evet. Herkesin bir şeyi var ya. Mesela bazıları gurme oluyor. Yemek gurmesi. Tabii.
Bazıları tatlıları çok iyi biliyor. Ben de bir çikolata şeyiyim yani. Gurmesi miyim artık neysem yani. Sayın Bakan, bir de bu bölgelerin yıllarca belki de en önemli görmezden gelinen ya da eksik kalan bir yanlarından bir tanesi de turizm. Yani mesela insanlar İsveç'e gidiyorlar, Norveç'e gidiyorlar. Oradan fotoğraflar paylaşıyorlar. Ben diyorum ki arkadaşlarıma, ya bizim köyler yemin ediyorum buradan daha güzel diyorum. Aynen. Oksijeni daha iyi, ulaşımı belki şu an hani başa baştır. Yani siz orada gidip bir yayla suyu içemezsiniz ama bizim burada karpuzu da içine koyarsın, çatlatırsın, buz gibi suyu içersin. Mangalını yaparsın. Evet. Yani burada bir turizm eksikliği vardı yıllarca. Siz bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Bir en azından tabii, böyle bir analiz, saha analizi yaptınız. Yani biraz önce bahsettim ya, yani para yönetimi, insan yönetimi, kaynak yönetimi diye. Buradaki en önemli şey kaynak. Ve bu da bize Allah vergisi olarak verilmiş. 19 ilçesiyle harikulade bir yapısı var. Hepsi bir farklı yapıda. Ordu'da önce sloganı bir değiştirdim. 3 ay değil 12 ay Ordu diye. Çünkü genellikle İstanbul'dan, yani yurt dışına gelenler Haziran, Temmuz, Ağustos fındığı toplayıp gidiyorlardı. Bahaneler de hazır. İşte yağmurlu dönem, işte deniz mevsimi kısa. Hayır dedik. Yani kışın da güzel, yaylalarıyla güzel ve kar festivalleri yaptık. Karda güreşler yapıldı. Yeni bir alan bu, Ordu'ya mahsus. Evet, karda güreş. Karda güreş. Tabii tabii. Karın üzerinde güreşiyorlar. Kara kucak güreş gibi, yağlı güreş gibi. Çok da ilgi çekici oluyor. Tabii yaylalarımız her biri birbirinden güzel. İşte Keyfan'dan Argan Yaylası'na kadar hepsi erecekler, diğerleri. Bunları tabii ortaya aldık. Görköy'ün Uluvahtası var. İşte Korgan Yaylaları var. Yani hepsi muhteşem güzellikte. Ben Davos toplantılarına katılmıştım. Ya bakıyorum şimdi, ya Ulubey'de Davos var aslında. Yani Korgan'da var, Aybastı'da var. Aybastı'nın yaylaları çok çok daha güzel. Yani biliyorsun Perşembe et, menderesleriyle, tatlı susamurları var, her şeyi var. Ve bungalov evler yaptık, oralara ağırlık verdik. Şimdi Gönderiş Tepesi diye yeni bir Innsbruck gibi, Avusturya'nın Innsbruck gibi bir 70 bin kişinin spor yapacağı, Çambaşı Yaylası'nda 4 bin kişi yapıyor. Orada 70 bin kişi yapacak. Oteller yaptık. Yaptık. Ve bu çalışmaları yaparken de aynı zamanda turist tabii doğal besin isteyecek. Eti isteyecek, sütünü isteyecek. Tarıma, hayvancılığa bunun için ağırlık verdik. Ve yaptığımız çalışmalarla... Gidecek sabah bir... yumurtayı alacak kümesten. Tabii alacak. Sıcak sıcak. Bunları biz yaparken çok da gelirleri de artmaya başladı. Biz şu anda 35 milyon yumurta üretiyoruz. Hmm. Ve 900'den fazla AVM'de Türkiye'nin değişik yerinde Ordu yumurtası satılıyor. Akkuş fasulyesi var. Bunlar satılıyor. Yani bizim buradaki doğal faunası, florası muhteşem. Şu anda gidin menekşe toplayın. Mor menekşeleri, her şeylerle. Bu çalışmaların hepsi Ordu'nun doğal mukayeseli avantajlarını oluşturuyor. Giresun da aynı şekilde. Yani bizim bu Karadeniz bölgesi aynı zamanda havza olarak turizm havzası. Bir de şuna baktık. Tarihi zenginlikleri Karadeniz'in yok gibi farz edilir. Halbuki Ordu'nun yaptığımız çalışmalarla kazılarını yaptık. İşte kaya mezarları var. Çalışmalarla birlikte yeni eserler ortaya çıktı. Kalelerini Kuru Kalesi'ne çıkan heykeller var. Bunlarla birlikte aşağı yukarı yani 30 bin yıla dayanan bu arkeologların, hocaların, akademisyen söylediği rakamlar, inanmakta zorluk çekiyoruz ama çok eskiye dayanan bir tarihi şeyi var, zenginliği var. Melet Havuzası. Düşünsünüz insanlık tarihinin neredeyse en başlarına tabii, falan. Tabii. Bizden önce de Ordu Ordular varmış yani. Dolayısıyla bunlar, tarihteki ordular. Tabii. Yani burada gerçekten büyük bir zenginlik var. Yaptığımız çalışmalarla buranın hem tarihi boyutunu ortaya çıkarttık. Bunlarla ilgili müzeleri açıyoruz. Aynı zamanda da yaylaları aktif hale getiriyoruz. Kadın kooperatifleriyle bu yemeklerin yerli olanlarını, gastronomik açıdan özelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Zaten ilginç de bir şey var. Yemek kültürü var burada. Ege mutfağına benziyor. Akdeniz mutfağına benziyor. Bizim mutfak biraz da zengin değil mi? Ordu'nun mutfağı. Zengin. Sayısal olarak çok evet. Fazla ürün var. Çok fazla ürün var. Ve bunlara biz hepsinde ayrı özellikleri var. Ve birbirleriyle hep farklı yerlerden de göç edildiği için burada güçlü bir kültür var. Güçlü, yani bu yabancılar için çok ilgi çekici oluyor. Evet. Bir de iklim olarak da cazip. Bu bakımdan yaptığımız çalışmalarda burası bir turizm cazibe merkezi olma noktasında. Ve şimdi de kruvaziyer turizmine başladık. Rusya'dan özellikle kruvaziyerler geliyor. Bunlarla birlikte Ordu'nun rıhtımını
150 metre uzatacağız. Buraya da geldiği zaman işte Boztepe'siyle, Çambaşı Yaylası'yla buralar bambaşka bir boyut kazanmış tabii olacak. Kruvaziyer olayın zaten başka bir segmenti artık. Tabii. Yurt dışından gelen misafirler falan fasulye turşusu falan ikram eder misiniz? O hem de biçim. Onu kavuruyoruz. Önce şaşırıyorlar. Ya yani turşu kavurması nedir diye. Tadına bakınca çok hoşlarına gidiyor. Onda bu sefer kendi talepleri oluyor. Giderken de götürüyorlar. dürümü falan götürüyorlar. Ama tabii onu yapmak da ayrı bir olay yani. Tabii. Orada da Karadenizli hanımefendilerin el becerisi. Tabii, kuymakları var, şeyleri var. Övmeş dediğimiz mısır ekmeğiyle yapılan şeyler. Aslında biraz da fakirlikten gelen bir şey bu. Çünkü bizim kadınlarımızı biz fazla çalıştırıyoruz. Onlar hem çalışıyorlar hem eve gelir gelmez süratli olarak onları hazırlıyorlar. Çok ilginç, pratik, biraz da vejeteryan olan şeyleri var, çalışmaları var. Evet. Güzel bir şey çıkıyor ortaya, damak zevki çıkıyor. Sayın Bakanım, 5 yıl sonra bugüne baktığımızda nasıl bir ordu hayal ediyorsunuz demeyeceğim. Evet. Çünkü siz ODTÜ, evet, TÜBİTAK, evet, sonrasındaki süreçler itibariyle hep sebep sonuç. Evet. Ya da süreç sonuç. Evet. Yani ayaklarını yere bastırmaya alışkınsınız, onu biliyorum yani. Ne hedefliyorsunuz? Valla mühendislikte bir tabir vardı. Mühendisler iknaya çalışma ispat eder diye. Ben de hep söylediklerimi... Yani son 5 dakikada 3 tane söz söylediniz. Bunların 3'ü de tweet atılır yani. Evet. Selçuk Bayraktar şimdi aklıma geldi siz bunu söyleyince yani. Evet. Selçuk Beylerle işte onun babası rahmetli beraber çalışmalarımız oldu. Özlem'e böyle çalıştınız mı birlikte? Tabii. Çok yani... Şeyde, o çalışmaların içinde olduğunu biliyorum. Birkaç kere de görüşmemiz oldu kendileriyle. Hı. Yani muhteşem bir, aynı dönemiz. Hep yine Erbakan Hoca'nın işte teknolojisindeki çalışmaları, onlarla birlikte. Uçak sanayi zaten öyle ortaya çıkmıştı. Kısacası çok güzel bir ordu, çok güzel bir Karadeniz, çok güzel bir Türkiye bekliyoruz. Zaten bakanlıktaki tecrübeleri de uygulama fırsatım olduğu için büyük bir şeyimiz var. Gelişme potansiyeli var orduda. Biz engelleri kaldırıyoruz ve büyük de bir şey var. Hasret var bu noktada. Bakıyorsunuz Japonya'ya gidiyorsunuz, Fatsallar karşınıza çıkıyor. Avusturya'ya gidiyorsunuz, Ulubeyliler çıkıyor. Yani İstanbul'da zaten ikinci ve üçüncü nüfus. Evet. Bu bakımdan bu potansiyelleri birleştirdiğim zaman müthiş bir imkan çıkacak. Onun için bu Fındık'taki yaptığımız atılım da burada önemli bir itici güç olacak. Harekete, driving force olacak. Bunu oluşturacağız inşallah. Sizin tabi ara ara İstanbul ziyaretleriniz de oluyor, ordularla evet, buluşuyorsunuz. 3 ay değil 12 ay şeyine uyuyorlar mı artık evet, yavaş yavaş? Orduyu 4 mevsim yaşayın. Evet. 3 ay değil 12 ay ordu. Orduyu 4 mevsim yaşayın diye. Tavsiyelerinize uyuyorlar mı İstanbul'daki? Tabii. Biz mesela tekne üretimine başladık. Denizi evet, ben yelkenli tekne şeyini görmüştüm biraz sizin sosyal medyada. Evet, onları yapıyoruz. Kendi teknelerimizi üretiyoruz. Fas'a bir tane ada yaptık, bir kayalığı. Yani çok kişinin belki farkında olmadığı bir yerde. Yani çok ilginç uygulamalarımız var. Tekne üretimi, şimdi yat üretimiyle birlikte şeye geçeceğiz. Karavan üretimine başlıyoruz. Yani şeydeki, Karadeniz'deki en büyük kompozit fabrikasını kurduk. Benim doktora konumu. Roket malzemesini yaptığımız malzemelerden uçak yaptığımız malzemelerden şimdi tekne üretimimiz var. Silolar yapıyoruz. Depolar yapıyoruz. Kısacası böyle bir yoğun çalışma içindeyiz. Biz istiyoruz ki ordu bambaşka bir boyutta örnek bir il olarak ortaya çıksın. Avrupa Yerel Yönetimler meclisinde de Türkiye'yi temsil ediyor. Oradaki çalışmalar onlar da çok yakından takip ediyorlar gelişmeleri. Hem sosyal belediyecilik açısından hem teknik belediyecilik açısından önemli çalışmalarla ekolojik dengeyi öne çıkaran çalışmalarda bulunuyoruz. Evet. Sayın Bakanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiniz, misafir ettiniz. Ben çok faydalandığım bir sohbet oldu. Sağ olun, eksik olun. Hafızaları da tazelemiş olduk yani. Buradan Sayın Erbakan Hoca'yı da bir kez daha rahmetle anmış olalım, yad etmiş olalım. Ben hep şunu söylüyorum. Bizim gençlerimiz için illa Bill Gates'i, Elon Musk'ı rol model olarak göstermemize gerek yok. Bunları da konuşalım ama bizim kendi içimizdeki değerleri de anlatalım. Tabii. Bu insanların çizgi karakterlerini yapalım, belgesellerini çekelim. Ne diyor Sayın Erbakan bir konuşmasında? Eğer bir insanın hayali yoksa geleceği de yoktur diyor. Doğru. Bakıldığında hep bütün bu motor, ağır motor sanayi durumları falan bir hayalle başlamıştır yani. Aynen öyle. Hayal olmazsa zaten iş olmaz. Evet. İnsanın motivesi olmaz. Bu bakımdan feyiz aldığım bir sohbet oldu. Onun için tamam, ayrıca teşekkür ederim. İzleyenler de ya da bizi podcast'ten dinleyenler de bir belgeselin o öğreticiliğini de hissetmişlerdir diye düşünüyorum yani. Program artık tabii ki her güzel şeyin bir sonu oluyor. Yeni başlangıçlar için. Biterken şeyi konuşacağım. Bu orduda sizin yıktığınız binalar var.
Evet. Hatta Türkiye'de de bunun çeşitli örnekleri var mı diye baktım. Şu ana kadar böyle yapılıp da yakılan olmamış. Yok, yani. Evet. Siz de araştırdınız mı? Araştırdık, evet. Yani Cumhurbaşkanım da tarihe geçtin dedi. Tarihi yazsın dedi. O da hoşuma gitti. Çünkü kendileri de istiyorlardı kılmasını. Ve burada sahilde kıyı kenar çizgisine uymayan binaları yıktık. Ve mahkeme kararıyla yıktık. Ve o 4 tane blok yapılacaktı. 3'ü yapılmıştı. Yani inşaatı devam ediyordu. Onları yıktık ve halka açtık. O çok önemli oldu. Ve şimdi onun altında öğrencilerin ders çalıştığı, aynı zamanda nikah salonu olduğu, çok önemli sosyal alanların olduğu güzel bir alan çıktı. Herkes denize giriyor, çok mutlular. Ve bu yapılan çalışmalar hem örnek oldu, hem de aynı zamanda 120 kilometrelik sahili olan bir İl Ordu, Karadeniz'in en uzun sahili. Burada da kötü uygulamalara emsal teşkil edecekti. Onu ortadan kaldırmış olduk. Yani yaparsa yıkar oldu. Ve yaptığımız çalışma denizle halkın buluşmasını öndeki engeli kaldırmış olduk. Ve çok da önemli etkileri oldu. Ve şimdi onun aynı zamanda yıkma şeklimiz ve hukuki çalışmalarımız belki hukuk kitaplarında, hukuk fakültelerinde okutulacak derecede bir şey teşkil etti, örnek teşkil etti. Gerçekten tıpkı Ferrero meselesi gibi, tıpkı bu meselede olduğu gibi, bizim daha evvelden Mavi Akım'da Ruslarla yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi, bunlar örnek olarak tarihte de tarihe geçecek. Şirket yetkilileri sizinle diyalog kurmak istediler mi? Şirket yetkilileri sizinle diyalog kurmak istediler. Tabii. Hepsi görüştüler. Ama yapılan çalışmalarda çok eksiklerini, yanlışlarını gördük ve doğruyu anlattık kendilerine. Zaten baştan da söylemiştik. Ve onlar ısrar ettiler, devam ettiler. Fakat yıkarak çok önemli bir işi yapmış olduk. Ve bir de tabii ondan önce geriye doğru da saydığımız ama bir de yıkılan bir otel var. Yani otel biraz da yandı falan diye öyle bir evrak hazırlanmış. O da şimdi teftiş konusu. Yani kısacası sorunlu bir işi sorunsuz bir şekilde çözmüş olduk. Öyle diyelim. Evet. Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim. Benim başımdan çok keyifli bir sohbet oldu. 31 Mart'a gidiyoruz. Tüm Türkiye'de ben hep şunu söylüyorum. Centilmence bir yarış olsun. Evet. Bu vatandaşa kim daha iyi hizmet edecekse. Vatandaşın çünkü samimiyet frekansı gerçekten çok hassastır. Evet. Siz de zaten hepimizden çok daha tecrübelisiniz bu konuda. Yani. Hani 1970'lerden bahsediyorsunuz ki çoğumuz o zaman yoktuk yani. Evet. Dolayısıyla 31 Mart'a dair ne söylemek istersiniz? Bir kere yani seçimler demokrasilerin şölenleri. Burada çok efendice, çok seviyeli bir kampanya yürütmeye gayret ediyoruz. Benim tarzımda rakiple ilgili herhangi bir şey söylemek yoktur. Biz daha çok yaptığımız çalışma, yapacağımız çalışmaları ifade ederiz. Kimseye cevap dahi vermiyorum. Tarz olarak da öyle. Daha belki seçimlerimde de hem bakanken hem önceki belediye başkanı seçiminde de hep kendi yapacaklarımızı ifade ettik. Zaten seçmen de ona göre hareket ediyor. Zaten benim halkım, ben herhangi bir şeyim de yok, başka bir hedefim de yok. Bir şey olmak değil burada önemli olan, bir şey yapmak. Bu bakımdan hedefimiz iş yapmak üzerine yönelmiş durumda. Projelerimiz var, o çalışmalarla biz bunları birlikte yapıyoruz. Kısacası çok bizim açımızdan güzel bir kampanya oluyor. Burada hem de halkımız arasında gezerken de onların sorunlarını da çözen bir ekiple birlikte dolaşıyoruz. Zamanda boşa harcanmamış oluyor. Hem iletişim kuruyoruz, interaktif bir çalışma oluyor. Ve çok neşeli, çok etkili ve örnek bir çalışma orada yapılıyor şu anda. 31 Mart akşamı biz de takip edeceğiz. İnşallah. Herkese şimdiden başarılar diliyoruz. Aynı şekilde. Evet, bu röportajın başında şunu söylemiştim. Yani yakın tarihin en önemli tanıklarından bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan birçok olayın merkezinde olmasa bile merkeze çok yakın noktalarda çalışmalar yürütmüş. Bazılarının merkezinde olmuş. Açılışlar yapmış, açılışlara şahitlik etmiş. Dünyada Türkiye'yi gururlandıran fotoğraflar içerisinde yer almış. Önemli bir isim Hilmi Güler konuğumuzdu. Ben Sayın Bakan'a çok teşekkür ederim, bize vakit ayırdı. Çünkü bu seçim ve kampanya dönemleri vaktin en değerli, en kıymetli olduğu dönemler. Belki seçimden sonra çok daha geniş zamanlı bir program olabilirdi ama biz en azından seçim öncesinde de hem bugün yaptıklarını hem geçmişte yaptıklarını hem de yarına dair hayallerini
yayıncılık etiği olarak da sormak arzusundaydık. Öyle de oldu. Önümüzdeki günlerde yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.